şimşek çarpan ağaçlar metal yoğunluklu topraklarda doğal işaretlerin istatistiksel değeri Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sahada çok konuşulan bir konuyu bilimsel olarak anlatacağım. Şimşek çarpan ağaçların metal yoğunluğu fazla olan topraklarda doğal işaret olarak bir değeri var mı sorusunu yanıtlayacağım. Çünkü sahada yanık izli ağaç gövdesini görünce akla hemen toprak altındaki metal gelir. Bunun da nedeni ise Şimşeğin en kısa ve en iletken olan yolu tercih etmesi gibi basit bir fizik cümlesine dayanır. Yanıtını ise arazi, toprak, ağaç biyolojisi ve yeraltı jeolojisi ile kurduğu istatistiksel ilişkide bulacağız. Dönemsel bağlamı ve arkeolojik örnekleri masaya koyacağım. Saha protokolünü adım adım sadeleştireceğim. İkonografi, tılsım ve işaret dilinin doğaüstü anlatılarla nasıl kesiştiğini, ve nerede ayrıştığını göstereceğim. En sonda dikkat testi soruları olacak. O nedenle beni iyi dinleyin. Şimşek toprağa iniş anında iki şeye bakar. Geometri ve iletkenlik. Geometri yüksek nokta ile keskin kenarları öne çıkarır. İletkenlik ise toprak nemi, tuzluluk, kil oranı, kaya çatlakları, yeraltı suyu, kök sistemleri ve gömülü metal varlığı ile değişir. Ağaç şimşeye hem bir hedef hem de iletken olabilir. Çünkü ağaç gövdesi ıslakken direnç düşer. Nedeni ise öz odun kanallarındaki su ve iyon hareketidir. Önce metal yoğunluğu olan toprak cümlesini netleştirelim. Burada kastettiğim iki ayrı durum var. Doğal metalik minerallerin yüksek olduğu jeolojik bir zon ve insan kaynaklı gömülü metal yoğunluğu. İlkinde pirit, manyetit, hematit, bakır cevheri damarları ve metalik iletkenlik artışıdır. İkincisinde tarım aletleri, mühimmat, eski hat kazıkları, Kurşun borular, sarnıç kapakları, kasnaklar ve kasalar gibi insan yapımı metallerdir. Çünkü şimşeğin yeri seçmesinde temel etken toplam direnç profilidir. Nedeni ise yüzeyden buluta kadar uzanan potansiyel farkının en düşük dirençli sütunu tamamlamasıdır. Dönemsel bağlam neden önemlidir? Roma ve Bizans döneminde kurşun su yolları, bronz bağlantılar, demir zıvanalar ve çapa parçaları Şehir ve kırsal çevrede dağınık metal izler bırakır. Osmanlı geç dönemde tarım ekipmanları ve menzil yapıları yanında yoğun demir aksam birikir. Balkan Savaşı ve Dünya Savaşları hatlarında mühimmat saçılımı görülür. Bu dönemsel arka plan sahada şimşek izlerini yanlış okumaya açık hale getirir. Çünkü yakın tarih mühimmatı ile geç antik su hattı sinyali üst üste düşebilir. Nedeni katmanlı kültürel yapıdır. Bazı yerlerde Bizans kırsal kiliseleri ve ev yolları üzerinde yapılan yüzey araştırmalarında yıldırım izi taşıyan iki meşe ağacı hattında toprak altında kurşun boru parçası bulunmuştur. Balkanlardaki Osmanlı menzil hanı avlularında yıldırım izli çınarların yakınında demir halka ve zincir kalıntıları bulunmuştur. Bu halkalar at bağlama amaçlı yapılanlardır. Arşiv kayıtlarında bu avlularda fırtınada ağaç altına sığınmama uyarısı geçer. Doğu Anadolu'da kaya galeri yakınında yıldırım izli ardıçların hat üzerinde dizilmesiyle bir su tüneli yerinin tahmin edildiği ve sondajla doğrulandığı kazı notları vardır. Saha protokolü. İlk adım şimşek izi doğrulama. Gövdede spiral yanık, kabuk soyulması, yıldırım yarığı ve dipte kök yanığı var mı bakın. İkinci adım topografya. Ağaç sırt hattında mı? Tepe yan kısmında mı? Dere yatağına yakın mı? Yakınında tekil yükseklik var mı? Üçüncü adım nem ve iletkenlik. Yağmurdan sonra toprak nem haritasını basit bir probla ölçün ve kil oranı yüksek alanları işaretleyin. Dördüncü adım, elektriksel özgül direnç ölçümü. Dört elektrotlu vener düzeni ile hızlı bir profil alın. Beşinci adım, manyetik ve iletkenlik taraması. El dedektörü ile kenar sinyali ve düzensiz yırtılma var mı bakın. Altıncı adım yer radarı. Sığ profilde süreksizlik, boru izi, boşluk hiperbolü var mı okuyun. Yedinci adım istatistik. Aynı mikro bölgede yıldırım izli ağaç yoğunluğu ile anomali yoğunluğunu gruplandırın. Cevabı bu adımların aynı mikro alanda üst üste düşmesinde bulursunuz. Neden istatistik diyorum? Çünkü tek bir ağaç sizi yanıltır da o yüzden. İki ağaç şüphe uyandırır. Üç ve üstü ağaç varsa ve aynı çizgide ya da aynı yamada yıldırım izi veriyorsa, işte o zaman zeminde düşük dirençli bir zon olabilir. Nedeni su hattı, kil mercek, jeolojik kırık ya da gömülü metal zonudur ve bunu da kümeleşme analizi ile görürüz. En kısa açıklama şudur. Rastgele dağılmayan iz kümeleri altyapı ya da jeolojik hatla ilişkilidir. Şimdi de biraz gizli kalan teknik noktalara değinelim. Ağaç türü ile iletkenlik ilişkisi önemlidir. Meşe ve çınar gibi geniş gövdeliler ıslakken adeta güçlü bir şimşek iniş kolonudur. Ardıç ve karaçam reçine içerdiği için kuru halde daha yalıtkandır. Ama ıslak kaldığında kabuk üstünden şimşek kaydırır. Kök yapısı derine gidiyorsa yeraltı suyu ve kil mercek ile temas artar. Bu da şimşek için alttan kaçış yolunu iyileştirir. Çünkü şimşek inişte sadece gövdeyi değil, kök ve çevre toprağı da kullanır. Bütün bunların cevabını da tür, yaş, gövde çapı ve kök derinliği ile birlikte okumakta buluruz. Metal sinyalini yıldırım izinden nasıl ayırırız? Metal sinyali lokal ve kenarda keskin bir cevaptır. Yıldırım izli zonda ise geniş bir alanda iletkenlik artışı olur. Dedektörde dalgalanma düzenlidir. Yer radarında süreksizlik hattı ve homojen olmayan geri dönüşler görülür. Tokmakla yüzeyde kapa ararken kısa net çınlama metal kapağı, geniş boğuk yanıt Nemli kil ve taş karışımına işaret eder. Çünkü metal yoğunluğu kenar sinyalini dikdörtgen ya da dairesel bir geometri içinde üretir. O nedenle kenar geometrisinde okuruz. Şimdi de dönemsel malzeme kültürünü yıldırım bağlamına bağlayalım. Bizans su yollarında kurşun boru kullanımı yaygındır. Bu borular yıldırım düşüş hattında ekranlama etkisi yaratır ve dedektörde ortası zayıf kenarı net bir bant verir. Osmanlı geç dönemde çimento yaması ile onarılan maslak ve sarnıç kapakları suyla doygun halde termalde geç soğur ve şimşek izi okumalarında yanlış pozitif üretir. Balkan taşra işçiliğinde taş oluklar demir zıvana ile bağlanır ve şimşek bu zıvanayı indirir. Bu noktalarda kök yanığı ve kabuk soyulması çok belirgindir. Çünkü metal ve su birleşince iletken yol ortaya çıkar ve bunun cevabını da malzeme ve işçilik izinde buluruz. Bu konuyla ilgili doğaüstü anlatılardan da bahsedelim. Şimşek ağacı kutsaldır ve altında emanet var cümleleri sahada sık duyulur. Evet, iki yıldırım izli ağaç arasında gölge ile tarif edilen bir hat anlatısı varsa teknik bir şema çıkabilir. Ama tek ağaç, tek iz ve ölçüsüz bir söylenti teknik okumaya kapı açmaz. Çünkü anlatı büyür, veri küçülür. Nedeni, sözlü geleneğin koruma refleksidir. Cevabını da anlatılarda tekrarlanan yön, mesafe, ikilik ve saat gibi ölçü kelimelerinde arayın. Saha ölçüm teknikleri Elektriksel özgül direnç için dört çelik çubuk ve bir taşınabilir ölçer yeter. Elektrot aralıklarını standartlaştırın ve kuru ile ıslak dönemde ayrı ayrı ölçün. İletkenlik probu ile zemin yüzeyini ızgara halinde tarayın. Düşük dirençli yamalar su ya da kil gösterebilir. Dedektörde kenar sinyali okuyan modu seçin. Kenar düzse insan yapımı, dalgalıysa doğal merceye. Yani kil, mineral merceğine bakarsınız. Yer radarı ile sığ taramada 250 ya da 400 MHz anten kullanın. Boşluk hiperbolü düzenli ise insan yapımı, düzensizse doğal çatlak olabilir. Bunun cevabını da ölçütleri birleştirerek bulursunuz. İstatistiksel değer nasıl hesaplanır? En basit yöntemi söyleyeyim. Bir hektarlık bir alanda yıldırım izli ağaç sayısını ve anomali sayısını sayın. Rastgele dağılmayı varsayarak, Beklenen değerleri ortalama yoğunluğa göre kabaca hesaplayın. Bu hesap, istatistikte Poisson yaklaşımı olarak bilinir. Gözlenen kümelenme beklenenden yüksekse ve kümeler yıldırım izleriyle örtüşüyorsa anlamlılık artar. İkinci yöntem, çizgi yoğunluğu. Sırt hatları boyunca izlerin çizgiye yakınlığı ölçülür. Üçüncü yöntem, birlikte olma oranı. Yıldırım izi ile düşük direnç yaması aynı pikselde kaç kez birlikte? Bu oran rastgele beklenenden yüksekse istatistiksel değer vardır. Çünkü sayı ve konum birlikte anlama döner. Sizlere şimdi birkaç saha hikayesi paylaşmak istiyorum. İç Anadolu'da bir tepe omzunda üç meşe gövdesinde yıldırım yarığı vardı. Yağmur sonrası özgül direnç profilinde bu meşeleri birleştiren yama en düşük direnci verdi. Dedektörde kenar sinyali bir noktada dikdörtgen çizdi. Termal pencerede geç soğuyan küçük bir alan parladı. Tokmak sesi kısa ve netti. Kurum izniyle akademik sondaj yapıldı. Sığda metal yoktu. 15 metre ötede yer radarı bir boşluk hiperbolü verdi. İkinci sondajda taş örgülü bir su galerisi çıktı şimşek düşen ağaçlar galerinin üst kırık zonunu işaret etmişti. Metal değil, iletken kil ve su hattı. Bu vaka, istatistiksel değerin metal yerine altyapı ve jeoloji ile ilgili olabileceğini gösterdi. Bir başka vaka da Karadeniz kıyısından. İki çınar aynı fırtınada yarılmıştı. Çevrede menzil hanı harabesi ve bir maslak kalıntısı vardı. İki çınarın orta noktasında Termal ısı farkı yoktu. Dedektörde düzensiz sinyal dalgalandı. Yer radarı sığda bant verdi ama geometri bozuktu. Elektriksel dirençte kil yaması görüldü. Sondaj yapılmadı. Arşivde bu hanın yangın ve yıldırım kayıtları bulundu. Sahada metal beklemek yanlıştı. Çünkü tarihsel bağlam bir felaket ve onarım döngüsünü anlatıyordu. Neden bazı ağaçlar sürekli çarpılır? Çünkü aynı ağaç hem yüksek hem de ıslak rüzgar yönünü karşılar, hem de altında düşük dirençli bir kaçış hattı vardır. Kökler bir kil merceğine ya da su damarı kırığına oturmuş olabilir. Yakında bir taş yapı köşe kırığı alanı sivriltir. Gövde üstünde eski yarık karbonlaşmış iletken bir iz bırakır. Şimşek bu izi tekrar kullanır cevabı ağaç, zemin ve yapı üçlüsünün sürekliliğinde bulursunuz. Peki arkadaşlar, metal yoğunluk hipotezini nerede ciddiye alırız? Eski su yolları ve maslak hatlarında kurşun boru ya da kurşun kasnak kapak ihtimali varsa, menzil hanı, köprü ve değirmen çevresinde demir sabitler yoğunsa ve yıldırım izleri bu hatlara paralel ise metal hipotezi güçlenir. Şehir içi Bizans sarnıç alanlarında yıldırım ağacı azdır. Çünkü kent dokusu fırtına akımını dağıtır. Kırsalda ise tepe omzundaki yalnız ağaçlarda yoğun iz görülür. Ama bu iz daha çok jeolojik ve hidrolojik hattı işaret eder. Çünkü metal dağılımı seyrek, su ve kil daha yaygındır. Teknoloji tarafını sahaya uyarlayalım. Drone fotogrametri ile tepe omuzları sırt hatları ve ağaç kümelerini üstten haritalayın. Gölgeleme haritasında rüzgar ve su akış çizgilerini okuyun. Termal kamera ile akşam penceresinde geç soğuyan yamaları işaretleyin. Taşınabilir özgül direnç ölçer ile ızgara kurun. Yer radarı ile sığ profillerde süreksizlik ve boru izi arayın. Dedektörde kenar sinyali modunda geometriyi doğrulayın. Bu katmanları CBS üzerinde üst üste getirin. Çünkü veri katmanları bir araya gelince yorum hatası düşer. İkon ve yazı ilişkisini çözün. Kilise avlularında yıldırım simgesi ve aziz tasvirleri bazen ağaçla birlikte anılır. Menzil hanı kayıtlarında yıldırım tahribatı ve onarım bütçeleri vardır. Vakıf su yolları defterlerinde kurşun boru ve maslak kapak onarımları geçer. Bu kayıtlar sahadaki yıldırım izlerinin metal ve su altyapısıyla ilişkisini güçlendirir ya da zayıflatır. Çünkü yazı ve taş birlikte konuşunca anlam netleşir. Medeniyetler arası karşılaştırma hız kazandırır. Bizans aksiyal plan ve kurşun hat kullanır. Osmanlı taşra su terazisi ve künk ağlarıyla çalışır. Balkan kırsalı taş oluk ve demir zıvana yoğunluğu üretir. Kafkas ve Doğu Anadolu kaya galeri ve doğal kil merceklerine yaslanır. Şimşek izlerinin istatistiksel değeri bu tipolojilere göre değişir. Metal hipotezi Roma Bizans kent çevresinde daha anlamlıdır. Su kil hipotezi Kafkas ve Doğu Anadolu'da öne çıkar. Yanıltıcı durumları ayıralım. Mantar ve böcek tahribatı kabuk soyulmasını şimşek izine benzetir aşırı güneş yanığı gövdede dikey yarık oluşturur. Makine darbesi ve kabuk sıyırması şerit iz bırakır. Elektrik çitleri ağacın bir yüzünde yanık izi yapabilir. Bu durumlarda kök yanığı ve spiral karbon izi olmaz. Termal fark sınırlıdır. Dedektör ve yer radarı anlamlı geometri vermez. Çünkü bunlar metal ve elektrik akımıyla ilişkili değildir. Neden bu kadar disiplin vurgusu yapıyorum? Çünkü sahada bir iz gördüğünüzde, aklınız çeşitli senaryolar kurar. O senaryoyu veriyle dengelemezseniz yanılırsınız. Peki nasıl dengelersiniz? İstatistikle, ölçüyle, malzeme kültürüyle, arşivle, teknolojiyle. Bu beş'li sizi hayalden ayırır. Şimdi de dikkat testi zamanı. 1. Sırt hattında 3 me'şe Yıldırım yarıklığı, Yağmur sonrası özgül direnç düşük. Yama aynı hat üzerinde, dedektörde belirgin kenar geometri yok. Yer radarı süreksizlik veriyor. Bu tablo ne anlatır? 2. Vadi tabanında iki kavak yarıklı. Termalde fark yok, toprak çok ıslak. Dedektörde mühimmat benzeri dağınık sinyal var. Metal yoğunluk hipotezi mi yoksa yakın tarih saçılımı mı? Nasıl ayırırsın? 3. Menzilhanı harabesinde yıldırım izli iki çınarın orta noktasında termal geç soğuma ve kısa tokmak sesi var. Arşivde kurşun kapak onarım kaydı geçiyor. Kapak malzemesi ve ekranlama hakkında yorumun nedir? Cevaplarını yorumlara yaz. Sahadan fotoğraflarını, ekranın alt kısmında gördüğünüz Telegram kanalımızdan ve e-mailimizden kısa videonu gönder. Beraber tartışalım. Arkadaşlar, bugün şimşek çarpan ağaçların metal yoğunluklu topraklarda doğal işaret olarak nasıl okunacağını adım adım anlattım. Fizik, jeoloji, hidroloji ve ağaç biyolojisini sahaya indirdim. Özgül direnç, iletkenlik, yer radarı, dedektör kenar sinyali, termal pencere ve istatistiksel küme analizi ile yanlış pozitifleri nasıl elediğimi gösterdim. Bizans kurşun hatları Osmanlı Maslak ve Künk Ağları, Balkan Demir Zıvana örnekleri ve arşiv kayıtları ile bağlam kurdum. Şimdi kendi bölgenizde yıldırım izlerini tek ağaçla değil, küme, topografya ve ölçü üçlüsüyle değerlendirin. Beğeniye basın, abone olun, bildirimleri açın. Yorumlarda dikkat testi yanıtlarınızı ve saha gözlemlerinizi paylaşın. Çünkü burada sahayı konuşturan Sözü veriyle birleştiren bir topluluk kuruyoruz. Bir sonraki videoda yıldırım izleriyle sırt hatlarında üçgenleme ve su galerisi taramasını canlı sahada uygulayacağım. Bir dahaki videomuza dek hoşça kalın.